tarih bir dikiz aynası arada bir bakılması gereken. Bu büyük felaket bölgede birçok gelişmelere gebe. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer Hatay'ı kaybederse jeopolitik güç mücadelesinde güney coğrafyasının emniyetini, güvenliğini kaybeder. Yıkımdan daha büyük tehlike olur mu diyeceksiniz. Daha büyük felaket olur mu? Evet, daha büyük felaket olur. Bu nüfus gidince yerine kim gelecek? Boşluğu kim dolduracak? Çok basit. Suriyeliler dolduracak uygulanan göçmen politikasıyla Hatay'ın nüfusunun dörtte biri yaklaşık resmi rakamlara göre zaten Suriyeliydi. Bu depremin oluşturduğu felaketi yine istismar ederek, bunu fırsat kollayarak bu adalar, adacık ve kayalıklardaki silahlandırmayı, askerleştirmeyi, statüsünü değiştirmeyi hızlandırabilirler. Bu büyük bir yıkımdır, doğrudur. Ancak bu yıkımın altından Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan insanlar, yani Türk milleti gerçekten olağanüstü bir milli birlik ve beraberlik ruhu göstermişlerdir. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Deprem bölgesini konuşacağız. Şu an son durum ne? Onu e, konuşmak istiyoruz. Emekli Tu General İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Naim Babiroğlu beraberiz. Kıymetli Paşam hoş geldiniz. Sağ olun. iyi yayınlar diliyorum Hakan Bey. Teşekkür ediyorum. Bugün e, biz sizinle ulusal güvenliğimizi çok ilgilendiren deprem bölgesinin şu an için yaşadığı je, jeopolitik risklerden bahsetmek istiyoruz. Ve bundan önceki yayınlarımızda bölgenin demografik yapısıyla ilgili çok çok önemli uyarılarda bulunmuştunuz. Bunlara eklemeler yapacak mısınız? Bunları soracağız. Buyurun Paşa. Tabii tabii. Önce tekrar yüce milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir yıkım, büyük bir felaket ve çok sayıda can kaybımız var. Hepimizin başı sağ olsun. Hep sağ olsun Allah. Umarım Umarım enkaz, enkaz altından hayatını kurtarabileceklerimiz, bazı canlarımız olur. Umarım hayatta olarak kurtarabiliriz. Bir de geride kalanlara sabırlar diliyorum. Ve bir daha Türkiye'nin böyle bir büyük felakete uğramamasını yürekten diliyorum. Hakan Bey bu tabi deprem büyük bir felaket, büyük bir doğal afet doğrudur. Ancak şunun altını çizelim: Biz ilk saatlerde, yani depremin ilk döneminde, ilk saatlerinde maalesef gerekli, yeterli ve etkili müdahale yaptığımızı söyleyemeyiz. Bunu bir kere bir kenara bırakalım. Bir akademisyen ve Hataylı, yani Hatay'da doğup büyüyen ve kökü hala Hatay'da olan bir yurttaş olarak söylüyorum. Yani yüreği yanan bir yurttaş olarak söylüyorum. Biliyorsunuz en fazla yıkıma, yıkıma uğrayan kentlerden biri de Hatay maalesef. En fazla yıkıma uğrayan medeniyetlerin beşiği Hatay oldu. Ona çok üzülüyoruz ama bu yıkım, bu büyük felaket jeopolitik güç mücadelesinde bölgede birçok gelişmelere gebe. No. Birinci en büyük problem, en büyük dedi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için. Başta Hatay olmak üzere ki Hatay medeniyetler kentidir. Hem cami vardır, hem Yahudilerin ibadet yeri vardır, hem de Hristiyanların ibadet yeri aynı alandadır Hakan Bey. Ben orada doğdum. Aynı alanda, üçü aynı alanda. Yani üçünün ibadet yeri aynı alanda. Hepsi o alana girerken birbirlerine selam vererek girerler. Yani Musevisi de, Hristiyanı da, Müslümanı da. Ezan da var, çan sesi de var. Avran. Böyle bir muhteşem bir kültür mozaiği ve Büyük İskender'in komutanı Millattan önce 330'larda kurdu bu kent. Yani 2000-300 yıllık tarihi var bu kent. Muhteşem bir kültür var. Muhteşem bir ekonomik ve kültür zenginliği var. Muhteşem bir mutfağı var, kültürü var, ekonomisi var, tarihi var. Romalar gelmiş. Romalıların en, en önemli kenti olmuş. İlk elektrikli cadde, ilk aydınlatılan cadde, yani ilk aydınlatılan cadde dünyada Antakya'da. Aydınlatılan cadde Antakya'da. Muhteşem bir kültür. Ve Hristiyanların ilk hac yeri Antakya, Sempier Pierre Kilisesi. Hristiyanların o kiliseye gelirler, hacca gelirler. Yani e, Musa'nın 12 havarilerinden biri Sempier'in ilk lisesi orada, ilk saklandığı yer geldi ve insanlar oraya gelir, orada ibadet yapar Hristiyanlar. Muhteşem. Dünyanın arkeolojik açıdan ikinci önemli büyük müzesi, zengin müzesi. Hadi, şimdi daha da önemli. Nereye kalsanız Roma'nın ve eski uygarlığın mozaik türü e, medeniyetler ortaya çıkıyor orada Antakya'da böyle muhteşem bir kent. İşte bu kent şimdi maalesef tarihte de yıkıma uğradı ama şimdi de yıkıma uğradı. Peki yıkımdan daha büyük tehlike olur mu diyeceksiniz. Daha büyük felaket olur mu? Evet daha büyük felaket olur. Maalesef çok canımız kaybettik. Çok canımızı, çok sayıda canımızı kaybettik. insanımızı kaybettik. Nedir bu? Bu muhteşem kültür, muhteşem mozaiğin yerine Suriyeli Arapların oluşturduğu bir Suriyeli kenti haline dönüşebilir. Dönüşür mü? Evet. Şu anda dönüşüyor. Uygulanan göçmen politikasıyla Hatay'ın nüfusunun dörtte biri yaklaşık resmi rakamlara göre zaten Suriyeliydi. Ama Reyhanlı ilçesi mesela, Hakan Bey, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi var. Reyhanlı ilçesinin yerli nüfusundan fazlası zaten Suriyeli. Ama genel olarak Hatay'a baktığımızda dörtte bir yani caddede yürüyen dört kişiden biri Suriyeli neredeyse. Bu resmi rakamları söylüyorum. Gayri resmi rakamlar değişik. Şimdi ne oluyor? Bu büyük yıkımla beraber ekonomik durumu iyi olan ve Hatay'ın öz sahipleri olan, öz sahipleri olan yurttaşlar haklı olarak ve deprem felaketinin yarattığı yıkımın sonucu olarak evini iş yeri yıkıma uğramış bir insan Nereye gidecek yaşamak için? Önce çevre illere gidecek. Mersin'e, Adana'ya. Çevre illerde bir e, yapamıyorsa veya düşünemi nereye? Ankara'ya, İstanbul, İzmir gibi kentlere gidecek. Belki de bazıları yurt dışına gidecek. Peki bu nüfus gidince yerine kim gelecek? Boşluğu kim dolduracak? Çok basit. Suriyeliler dolduracak. Boşluğu Suriyeliler dolduracak. Peki Suriyeliler boşluğu doldurunca biz önümüzdeki 10 15 20 yıl içerisinde neyi konuşacağız Hakan Bey? Suriye nüfusunun çok fazla sayıda olduğu, kültürün, mozaiğin tamamen Arap Suriyelilerin geleneğine, göreneğine göre değiştiği, sokaklardaki müziklerin tamamen onların müziği, düğünlerde çalınan bütün sistemin onların sistemi Yemek sistemi onların sistemi olduğunu, parklarda onların dolaştığını göreceğiz. Ben ırkçılık yapmıyorum. Ama Hatay bizim. Biz orada doğduk. Benim köküm orada. Benim atalarımın mezarları orada. Ama Suriyelilerin atalarının mezarları orada değil ki. Suriyelilerin atalarının mezarı nerede? Halep'te, Şam'da, İdlib'te, Hama'da, Humus'ta. O halde herkes kendi atasının mezarının bulunduğu yere gitsin. Şimdi böyle bir tehlike var. Bu tehlike benim komplo teorisi değil. Bakın bunu ben komplo teorisi olarak söylemiyorum. Ben hataylıyım. Hatay'la her gün çok sayıda görüşme yapıyorum. Oraya gittim, geldim, biliyorum. Sık sık gidiyorum oraya. Biliyorum orayı. Ben orada yaşıyorum. Benim babam, kardeşlerim orada. Mahallem orada, köyüm orada benim. Bu komplo teorisi değil bu. Bu Bazılarının bazı liberal sorcuların ya da liberal sağcıların dediği gibi ya da bazı yetmez ama evetçilerin dediği gibi veya bazı efendim ne olacak dediği gibi öyle bir aşırı güvenlik yaklaşımı sergilemiyorum ki bu nüfus değişiyor demografik yapı değişince bizim oranın Türk nüfusu yani Hatay'ın sahipleri başka yere doğal olarak ve zorunlu olarak haklı olarak yıkım nedeniyle göç ederken Mevcut Suriyeliler zaten boşluğu dolduruyor. Bir de eğer sınırdan, sınırdan devlet sınır güvenliğini yüzde yüz sağlayamazsa ve Antakya'da Hatay'da bulunan Suriyelilerin örnek veriyorum. Siz diyelim Hatay'da Suriyelisiniz. Siz bu boşluktan faydalanarak Suriye'deki akrabalarınızı çağırmayacak mısınız? Teyzenizin oğlu, amcanızın oğlu, ne bileyim tanıdığınız kız arkadaşınız, Tanıdığınız akrabalarınızı oraya çağıracaksınız Hatay'a. Onlar da gelecek. Nüfus demografik yapı sadece Hatay için değil ama başta Hatay olmak üzere değişecek. Fakat Hatay niye önemli? Hatay Türkiye Cumhuriyeti devleti. Türkiye Cumhuriyeti devleti eğer Hatay'ı kaybederse güneyin jeopolitik güç mücadelesinde güney coğrafyasının emniyetini, güvenliğini kaybeder ve stratejik önemini yitirir Türkiye güneyde. Nedir biliyor musunuz? İskenderun Körfezi jeopolitik açıdan ve stratejik açıdan çok önemli bir ekonomik ve stratejik limandır. Hem askeri açıdan hem ticari açıdan hem ekonomik açıdan İskenderun limanı ve körfezi. İskenderun nereye ait? Hatay'a ait. Yıkıma uğrayan bir kent. Demografik yapı değişirse orası da elden çıkacak. E, Hatay Hatta kusura bakmasınlar cetvelle çizilmiş bir sınır değildir. Atalarımızın, şehitlerimizin kanlarıyla yeşillenen kutsal bir topraktır. Bütün Türkiye kutsalımızdır bizim. Yani Anadolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her karış toprağı hakkın ve bizim bazı ülkelerin, dış ülkelerin cetvelle çizdiği sınırlar değil bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları. Bizim Toprağımız şehitlerimizin kanlarıyla kutsal vatan olarak bizlere emanet edilmiştir. Ve 1984'ten bugüne PKK bölücü terör örgütüyle mücadelede her mahallede, her köyde çok sayıda şehidimiz var bizim. Bırakalım Türk İstiklal Savaşı'nı, bırakalım Kurtuluş Savaşı'nı. 1984'ten bugüne bile çok sayıda şehidimiz var. Hatay'da hangi köye, hangi mahalleye giderseniz çok sayıda şehit mezarıyla karşılaşacaksınız. Yani bir de Hatay, jeopolitik açıdan önemini belirttim. Ayrıca büyük bir ekonomi deposudur. Amik Ovası yetiştirdiği sebze meyvelerle ve ekonomik katkısıyla o bölgeye. Sayın Paşam siz evet. bu noktada diyorsunuz ki Hatay'ın öz sahipleri bir şekilde Hatay'da kalmalı ya da şu an gitmek zorunda kalanların malına sahip çıkılmalı, buralar korunmalı yani bir e, nüfus değişiminin söz konusu olmaması için zaten gelen göçmenler risk yaratıyor diyorsunuz. Ondan dolayı dikkat edin. Devletin ne yapması gerekiyor burada? Çok basit Hakan Bey. Valilik var, belediye başkanlığı var, devlet büyük kurumlarıyla orada var. Devlet diyecek ki Hatay ve diğer sınır kentlerinde yani başta Hatay olmak üzere sınır kentlerinde. Orada ayrılmak zorunda olan vatandaşların varlığı neydi? Fabrikası mı vardı? efendim işletmesi mi vardı, e, dükkanı mı vardı her neyse. Tespit edecek zaten belli vergi. Karşılayacak devlet bunları. Onlara teşvik paketi uygulayacak. Yani sınır kentlerinde Hatay gibi göçü engelleyecek. Teşvik paketi, ekonomik teşvik paketi uygulayacak ve onların oradan ayrılmasını değil, onların Hatay toprağının sahiplerinin devletin uyguladığı ekonomik tedbir paketiyle, teşvik paketiyle bankalara vereceği talimat nedirdesinde sağlanacak kredilerle kendi toprağında, kendi ada vatanında kalmasını sağlayacak. Bu hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisine bir olumlu katkı getirecektir hem de demografik yapının değişmesini önleyecektir. Bu da zor değil. Diyelim ki devletin ekonomik gücü yok. Örnek veriyorum. Olma mutlaka vardır da varsayalım ki devletin bu büyük yıkımda ekonomik gücü yok. O zaman bir kampanya başlatacak bağış kampanyası yurt içinde ve yurt dışında biz de bütün yurttaşlarımız bu Atatürk'ün emaneti ve stratejik yönden önemli olan Hatay'ın demografik yapının değişimin önlenmesi için ekonomik pakette ne gerekiyorsa taşın altına elimizi koyarak bağış yapacağız. Yani devletin seçeneği çok. Onun için ben diyorum ki yetkililere lütfen evet Oradan ayrılan vatandaşlarımız doğal olarak ayrılmak zorunda kalıyorlar. Onları suçlayamayız ama en azından geçici olarak ayrıldıklarını devlet bunlara uygulayacağı ekonomik tedbirlerle, paketlerle bunlara dönüşleri sağlasın. Jeopolitik e, değişimlere gebe deyince Ser Anlaşması hayaliyle 100 yıldan beri yaşayan bazı devletler bazı gruplar, bazı PKK bölücü terör örgütü dahil güneyde bu Türkiye'nin uğradığı bu felaketi bir fırsat olarak bilerek özellikle ABD'nin tabii güdümünde ve yönetiminde güneyde Türkiye Cumhuriyeti devletinin tehdit edecek bir terör örgütünün devletçiye dönüşmesini sağlayabilir. Yani Suriye'de bulunan PYD, PKK terör örgütü devleti var biliyorsunuz. Devletçik olduğu ABD'nin sayesinde. Bunun Irak-Kürt bölgesel yönetimi Kuzey Irak'la birleşerek, Irak'taki bölümle birleşerek kendilerine göre sözde Kürdistan devletinin kurulmasını adımlarını hızlandırabilir. Türkiye dikkat etmeli. İkinci konu Kıbrıs'ta Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı bazı gelişmeler olabilir. Türkiye'nin içine düştüğü bu felaketi bir fırsat olarak kollayarak, istismar ederek başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, yani ABD, Fransa, İngiltere gibi ülkeler, Yunanistan gibi ülkeler, Güney Kıbrıs'ın yönetiminin artık NATO'ya üye olması konusunda adım atabilirler. Ve biliyorsunuz Kıbrıs'ta bizim çözümümüz neydi? İki devletli bir çözüm ama ABD ve Batı ne istiyor? Federatif bir çözüm. Federatif bir çözüm konusunda Türkiye'ye baskı uygulayabilirler. Bu durumda çünkü Türkiye hem ekonomik açıdan biliyorsunuz bir enerji kaybı var hem de bu felaketle uğraşıyor. Üçüncüsü Doğu Akdeniz ve Ege'de Hakan Bey Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin biliyorsunuz haklı olarak uluslararası hukuka uygun olarak e, ileri sürdüğü tezler var. Mesela Ege'de bulunan 23 adanın Yunanistan tarafından uluslararası anlaşmalara aykırı olarak askerleştirmesi, silahlandırması, Türkiye diyor ki bu silahlandırmadan vazgeçin. Eski statüye getirin. Haklı olarak öyle diyor. Lozan Barış Antlaşması 1923 ve 1947 Paris Antlaşması'na uygun olan. Şimdi bu durumda Türkiye'nin bu içine düştüğü yani bu depremin oluşturduğu felaketi yine istismar ederek bunu fırsat kollayarak bu adalar adacık ve kayalıklardaki silahlandırmayı, askerleştirmeyi, statüsünü değiştirmeyi hızlandırabilirler. Bunun altını çiziyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetimine daha fazla yardım, daha fazla silah yardımı yapar. Kim yapar? ABD yapar, İngiltere yapar, Fransa yapar. Bu artabilir. Dördüncü konu, Türkiye'nin biliyorsunuz Rusya'yla olumlu yönde bir işbirliği var Hakan Bey. Yani işbirliği gelişiyor. Özellikle Türkiye, Rusya, Ukrayna arasındaki savaşta bir arabuluculuk rolü üstlendi. Öyle bir inisiyatif elde etti. Bu da çok olumlu, çok da doğru bir politika, uygun bir politika. Türkiye'nin izlediği politika. ABD ama buna hep karşı. Avrupa Birliği hep karşı. E, NATO karargahı karşı. Şimdi Türkiye'nin bu durumundan faydalanarak ABD, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileri koparması için baskı uygulayabilir. Bunun altını çizelim. Bu çok önemli. O halde Türkiye ne yapmalı? Türkiye biraz önce söz ettiğim bu jeopolitik gelişmelere, risklere karşı koyabilecek politika ve stratejiler üretmeli. Bu büyük bir yıkımdır. Doğrudur. Ancak bu yıkımın altından Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan insanlar yani Türk milleti gerçekten olağanüstü bir milli birlik ve beraberlik ruhu göstermişlerdir. Türk İstiklal Savaşı'ndaki benzer duyguya ama devletin önünde gitmiştir Türk milleti. Şunu unutmayalım Hakan Bey. Tarih bir dikiz aynası. Arada bir bakılması gereken. Onun için biz 1920'lerde Sevr Anlaşması, 1920 Mondros Ateşkes Anlaşması, 1920'lerdeki Saiz Pikos Anlaşması ve şu anda ta o günden bugüne süre gelen ve şu anda ortaya çıkan Büyük Orta Doğu ya da genişletilmiş Orta Doğu projesini tarihle biz beraber okumazsak dikiz aynasına bakmayız ve dikiz aynasına bakmadığımız için de kaza yaparız. Onun için tarih bir dikiz aynası, arada bir bakılması gereken şu anda çok hassas, kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem ileride 30-40 yıl sonra tarihin yazan gelecek kuşak bizi suçlamamalı ve bizim şehitlerden teslim aldığımız bu emaneti gelecek kuşaklara bu risklerle beraber devretme lüksümüz yok. Onun için tarih ulusların tarlasıdır. Şu anda Türkiye ne ekerse gelecekte onu biçecek ve en önemlisi şu an için hani yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ama evet. E, jeostratejik olarak da risklere açık bir durumda bölge. Doğru. Dikkat etmemiz gerekiyor dediniz. Doğru. Özellikle Hatay'a dikkat edelim diyorsunuz ve Hatay'ın evet. e, demografik yapısına çok dikkat edelim diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, söyledikleriniz çok çok önemliydi. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. sağ olun. Dostlarımız sizler de sağ olun. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için.